Formayla edecek bir maç mı? Ark Warden. Aa ben LoL'a Oğlum da ilk bayağı maç Ark Warden. Liquid'in lan. Çok güzel. New V Liquid ilk maç. Ya bak Gerçekten mi? oyun Oğlum oynayacaktım izlenir abi. Benim çağ yeni oyun. ha. Yine turnuvalar başladı. Gitti benim hayat GG. Maç izleyeceğim. Ama yani New V Liquid de izlenir ya. İzlenir ya. Hatta son olur da yani. Evet şöyle güzel bir hanım caster tarafından neden olmasın ki? Mehmetcan hoş geldin. Nivi'nin kadrosu en son çok değişmişti. Şu an kim var acaba? Komple bir değişikliğe gitmişlerdi Nivi sanki. Şu an Şimdi ha tabii daha lower bracket, upper bracket belli olmadığı için grup tahmini yapamıyoruz, evet. abi Nivi baştan aşağı değişmiş bu arada. Ya var CCNC, Snaking, MSS, Pylyday. Abi CNCS'ye kadar üzüldüğüm hiçbir insan yok benim ya. Adam Çok hiçbir yere bana da çok böyle tutunamadı. yetenekli bir adam ama harcanıyor gibi geliyor sürekli Tabii ya. canım. Yani benim gördüğüm en yakışıklı Çançınçonlardan bir tanesi zaten. Ben CCNC İsviçre falan böyle İskandinav sanıyordum. Oynayamadın mı? Kasa kapandı. Hakikaten abi çok geciktin. Nasıl kasa kapandı ya? Daha maç başlamadı ki. maç başladı. Kasa Pause kapandı. atmışlar. Sen sizce bakın Discord'da bir fotoğraf atıyorum. Eraslan'ın Wallpaper yayın şey odasına vesaire. girilmiyor tabii. Sadece yayın odasında biz varız. Abi CCNC Amerikalıymış bu arada. Amerikanmış. Aa, nasıl Ha lan? eski CC ile karıştırmış olma. Ada takip için teşekkürler. Hoş Oğlum dur geldin lan. aramıza. Çünkü SCC'nin eli kolu düzgün biraz. Bu arada GIF çok güzel duruyor Bardaktan ya. düştü. Sence şu GIF değil mi? GIF'im çok Discord'a iyi bir benim. baksana. Caps Wallpaper Share bölümüne. Sence onları satayım mı yoksa basayım mı birine? Bakayım. Nerede? Caps Wallpaper Share. Nerede? Oo. Bence sat. Ya bir Liquid'e basıp katlasak diyeceğim. Liquid'e hiç güvenmiyorum ya. Güvenme Ya ben oğlum sana kimseye. Dota bu bence yani yani. banko maça basabilirsin abi ya. Hani katlayacağın oran yüksek çünkü böyle. Bilmiyorum. Yani şöyle bir 1-1-20 Ganyan'a falan atılır yani o iki item. Eğer maçlar başlayana kadar satılmazlarsa çekeceğim, satacağım. CCNC Çan Çin Çon değil diyor. Çin Çon Evet. değil. O CCNC ben Amerika. CC ile karıştırdım sanırım. Muhtemelen. SCC'sin de eli kolu düzgün çünkü. Yani nadir eli kolu düzgün Asyalılarla. Nadir eli kolu düzgün Asyalılar. Gerçekten çok çirkinler yani. Böyle Allah günah yazmasın ama. Ha, SCCC evet ya, evet, bu çocuk. Bu çocuk Değil benim mi? gördüğüm en tatlı Çançınçonlardan bir tanesi yani. Ya şey yani bildiğin yakışıklı adam, karizmatik yani. Aynen. Gene de Bir de Mugi'nin tipine bak. ya şu Kanka gifimi yanıma mı alsam abi? Mugi değil de kimdi o adamın adı? Neydi o adamın adı? Şuraya. Kanka şey aşırı çirkin ya. Lan hem çok çirkin. Böyle. Dendi'nin önünde eğildiği adam kimdi? Aa. Dur O da bakayım. çok çirkindi bak. Çirkin Dota 2 oyuncuları. Kilfer Mushi. ilk kili Mushroom verecek diye mi isim geldi. acaba? Üç kişi birden giriyorlar. Dota evet, tamam dönelim Dota'ya. Lobi başladı. Derken Mr. All kaçırdı Erov'unu. Kaçırmasaydı Radiant'ın First mıydı kim Blood'u da acaba? alacaktı orada. Ark Derken Dyson değil mi Ark ha, Warden? Tiny pardon. Rascal aynen Bristleback'i Tiny. öldürerek ilk kill alıyor. Arkaya karşı Mars'ta Beyler oynanması lazım. aslında lobiye niye girmediniz ya? Size sinir oldum şu anda. Gerçek. Ben de şu an o İşte. kadar pişmanım ki böyle İplik izleyemiyorum. köpeklik. Özellikle Hakan'a sinir oldum. Bir saat sonra geleceğim deyip sonra Kutlu gelince buraya Hayır, gelmeyi. onunla alakası yoktu. Benim hala işim var da yani maçı sunacak kadar müsait değilim. Arkada hala bir şeyler yapıyorum yani. Şop yapıyorum. Ha, uğraştığın bir iş var tamam o zaman. Evet. Ben de dışarıdasın sandım. Üst lane'e baktığım zaman of aşağıda o neler oldu? Tamamen Mirana aldı. öldü. Bristleback neredeyse ölmek üzereydi.
O zaman alt lane'den başlıyorum. Pudge Black Sabbath yanında Zebellak Lion'la birlikte lane'deler. Karşılarında bir Silbeck ile Mirana oynuyor. Juggernaut da carry olarak 3 lane yapmışlar Radiant'ta. Mid'de Arch ve bir dakika sesim bana birinden geri geliyor. Ha. Benden ya. Tiny eşleşmesi var. Tiny öldü. Fulcrum 80 canla geri çekiliyor. All chat'ten teşekkürler. Üst lane'de solo Mars'ın karşısında Emin Slark ve White Rubik var. Kutlu. C-Sharp. Benden ses çekiyor mu hala? Deneme. Şu anda sekmiyor. Ya temizlikçi abla geldi de bugün ses kartını temizlerken yine bütün pinleri şey yapmış. Temizlikçi abla ses kartını mı temizliyor? Aynen, ben de çok şaşırdım. Şey, harici ses kartı masanın üstünde duruyor da. Ablanın numarayı bana da versene kanka. Minik bir stüdyom var evde. Önümde ekran kartını bir tozunu alsın. Kasanın da yan tarafını açmış, kasayı falan temizlemeye çalışmış. Deletti kendini iyice. Abi şu offlane'i tek bırakmayın, kasamıyor Mars, baksanıza demiş. Kutlu yine sesim geri geliyor. Allah kahretsin, neler oluyor? Evet, ikinci skillini mana şeyine vermiş, mana drain'ine vermiş Lion. Bristleback'te hiç mana kalmamış. O da böyle bu durumda herhalde. Üçüncü skillini fullleyerek gider. Black Sabbath hookladı. Ama üzerinde çok fazla stack var. Aynı şekilde Lion'un da öyle. Bristleback orada rascal'ı değil de... Oh! Ölecek. Abi rascal'ı değil de Lion'a girseydi Lion'ı da öldürmüştü aslında. Ama yine son anda öldürdü Lion'ı. Beyler ne diyorsunuz ya? Mars kasamıyor diyorlar. İnşallah daire basmışımdır Betty ya. Radiant'ın şeyi biraz daha kötü kompozisyonu. Aynen, ben de Radiant'a bastım, sıkıntı. Çok gaza geldim. Derken Black Sabbath güzel bir hook'la Bristleback'i çekti. Rascal'la beraber aldılar. Black Sabbath'ta kaldı. 202 gold kazandı. Yani Slark'ın durumu birazcık iyi bu oyun. Emin de güzel oyuncudur. TI 9'a katılmış zamanında, öyle söyledi. Abla Emin bile derken ben TI 9'a katıldım dedi bana bugün. Öyle bir göndermesi var. Ve Juggernaut yine öldü. Kim öldürdü? Mirana Arrow'uyla ölmüş. Baban da mı okçu be? Mirana mid'e doğru yöneldi. Bu arada haritamız kapalı değil mi? Aynen. Trilane metası çok kötü durumda şu an. Yani Mars'ın ve birisinin lastiklerine de bakınca özellikle Mars işkence çekiyor. Mars lane'e yaklaşamıyor. Zaten şu ana kadar 8 lastik 1 deny'i var sadece. Slark'ın ise 35 lastik 17 deny'i var. Oo, biz burada neler kaçırıyoruz ya. Black Sabbath yine bir Bristleback'i çekti. Orada ölecek.
Abi bristleback çeken pajlardan nefret ediyorum. Yani trilane yapıyorlar üzerine üstü griste çok fazla kill yapıyorlar. Tiny'nin rotasyonu var aşağı doğru. Slark 42 last'a ulaştı. Orada stun geldi Lion'dan. Manasını çekti. Evet Lion'ın yanına çağırdı en sonunda Mars ama öldü. Ruby'in Fate Bolt'uyla öldü. 142 gold verdi. Derken... Ortalık sakin görünüyor. Takip için teşekkürler Game White Bartu. Bartu. Hoş geldin. Evet. Güzel Burk. İşte böyle bunu bekliyorum senden. Onur. Helal. Bristleback'i de orada almaya çalışıyorlar. Bir hook daha. Kunun 9 saniye vardı, 6 saniye. Lane değiştirmişler bu arada. Babaannemin. Yalnız ben bunu anlayamadım abi. Bak, Pudge burada. Helal. Black Sabbath'tan göz yaşartan hooklar. Derken midde Tiny'yi de aldılar. Yaptıkları hatanın büyüklüğünün farkında mısınız ya? Dair çok aktif oynuyor bu arada ya. The Big Bug. Hoş geldin. Yani Pudge Juggernaut'a babysit atıyor. Diğerlerinlere hiç gank'e gidemiyor yani gidemiyor. Pudge burada, Juggernaut burada, Mars buradaydı az önce. Tiny de gelmişti. Abi hepsi aynı lane'deydi. Ve hani trilane'de... Mars yine öldü abi. 10 tane last hit'i var. Çok çok güzel bir burst geldi Dark Warden'la. Gerçekten Radin'in işi zor. Radin'in işi çok zor derken Bristleback Rascal'ı kovalıyor orada. Oo, çok güzel dodge'ladı şeyi, Arrow'u. Arrow'u ama Rascal ölecek birisini fiziksel. Amerikanı fiziksel vuruyor. Yani şeyde Juggernaut'la Stark arasında yarı yarıya last hit farkı var ve üzerine 24 deney var Stark'ın şu oyunda. Şu an gördüğüm. Biraz daha geriden. Slark ağlatacak ya, üzecek. Ya bir de early game'de üzerine 2-3 tane ekstradan perma shield koysa çok rahat iş görür. Üzerine Arc Warden Disabled Boot yaparsa Orchid Hex'le çok zor bir oyun olacak. Radiant'ın hiç şansı kalmayacak. Tiny'ye yine girdiler. Miram'ın da oraya bir rotasyonu var. Lion da geldi, stun attı, mana druid'ini çekti, Fulcrum'u. Tiny kaçmayı başarıyor. Fulcrum güzel maktalamaya geldi ama çok başarılı olamadı. Ah, orada Lion ölecek. Dostum hoş geldiniz ve izleyicilere. Nasılsınız? Cekan beyler geldi. Raid için teşekkür ediyorum dostum. Dostum bu arada GIF'imi nasıl buldun? Beğendin mi? GIF'imi beğendin mi? Oo, o hook nasıl kaçar? Dümdüz yürüyerek kaçan Bristleback'i ellerinden nasıl kaçırıyorsun öyle? What the fuck? Yalnız... Bu oyun Radiant'a hükmetecekler ya. Çok işkence göreceğiz. Geliyor bana.
Tiny Falcon'u yakaladı. Ultisi var. Ve aldı ama Mirana da erolladı. Zebellak tabii ki de hemen arkasında Tiny'nin. Rubik de oraya geldi. Bristleback'le birlikte. Oradan kill çıkarabilecek mi? Ama başarılı bir şekilde kaçıp geri çekilebiliyorlar. Tiny kule altından tekrar girdi. Mars'tan... Babaanneme doğru gidiyor yani. Aynen. Biris bu arada oradaki hani Mars'ı da Lion'la çok rahat keser bu arada. Ultisine 4 saniye var. Mars'ın 2 saniye. Ama artık çok geç her şey için. Zaten Arch da geri döndü. Dünkü oyun gibi olacak yine. Hani Gyro'dan daha rahat bir slug var. Şu an mesela Gyro'dan çok daha efekti. Mid game'de ona çok rahat daha doğru çok iyi topluyor. Evet. Slug trade botunu almış. 600 gold'u var. Kure'den item'ı da geliyor. Item'ı da geliyor. Bristle phase botunu almış. 10 level'a ulaşmış. Bristle'in ilk tercihi Vanguard mı olacak acaba? Ki karşıda çok fiziksel damage var zaten. Yani, tam Crimson'dan pipe koyması lazım. Şimdi. Arrow başarısız oldu. Of, Tiny orada arkayı yine alacak gibi. Double damage var arkta. Ama işe yaramıyor gibi. Mars ultisinin içerisinde hem Mars hem Jagger hem Mid'de de Lion'la beraber Pudge de öldü. Abi neler oldu ya. Ezici fark. Çok Çeçenistan gameplay yani. 13 dakikada 33 kill. Aynen. Abi herkes kana susamış durumda. Tam bir gladyatör gibi savaşıyor bunlar ya. Evet. Kana susamış. Miran direkt Basil koyuyor üstüne. Çok güzel bir seçim. Tam bir polga falan yapıyor. Orada 14'te mi basılı kalacak? Yani kötü değil. Orada farkında olmadan Slark'ı çekti ama. Slark'ın rotar tercihi var. Dikle bir iş yaptım. Evet, Jagger yine ölecek. Kill, Bristleback'te kaldı. Bristleback 10'a 3 oynuyor abi. Dakika 14, 10 kill'i var. 3 ölümü var. Radyoaktif madde. Senin en sevdiğin hero hangisi diyor. Oynamayı en sevdiğim mi, izlemeyi en sevdiğim mi? İkisi değişiyor çünkü. Derken Finger'la birlikte Ruby'yi orada aradan çıkartıyorlar. İki Finger'ı var Zebellan. Duck 15'te bir support için post 5 oynayan bir Lion için fena da değil diyebilirim yani. Daha kötülerini gördük. Durumu iyi ya şu anlar. İyi. Aktif oynuyor yani. Aktif oynuyor kesinlikle. Özellikle Tiny'ye olan yardımları gerçekten hafife alınamaz yani. Yani Juggernaut çok hata üstüne hata yapıyor ama ısrarla Bristleback'in karşısına gidiyor. Gir abi evet. Jungle'a. Hızlı hızlı at farmını hiç Bristleback'in karşısına gitme yani sen. Onunla şu an dövüşebilecek durumda değilsin. Hani anca Tiny'nin Silver Edge ile de Tiny'nin Burst ile birlikte kesebilirler şu an Bristleback'i. Üzerine Crimson'e de hype koyduktan sonra çok fazla anlaşacak. Oynamayı en sevdiğim Dead Prophet. Beautiful My Sisters'ları seviyorum. Çok güçlü, çok güzel bir play ya. Aynen. Ama izlemeyi en sevdiğim Terör, Void ve Morph. Bir de Morph
Tyne orada çok güzel giriyor. Lion iyice geri kaçtı. Üzerinde iki stay var ama canı çok az. Evet, T1 ile T2 arasına giren bir dair görüyorum artık. 7K üstünlüklerini değerlendirmeye çalışıyorlar. İttiriyorlar yani. Saldırın! Erov çok güzel geldi, Allah kahretsin. Gördünüz mü? Max range'de kaldı, biraz daha devam. Bak yine Bristleback çeken bir Black Sabahat. Ve Arch onu orada eritiyor bile, öldü. Zebelak geri çıkması lazım, High Ground'a dönüyor. Tier 1 aldılar, T2'de sıra. Yalnız çok hızlı bir şekilde çok büyük bir fark ve üstünlük sağladılar. Üstün olduğunu farkında oldular, şimdi 5-5'e döndüler zaten. Patlayan Kedi diyor ki split yapmazlarsa gider bu oyun. Dağıtmaları lazım adamları. Aynen, şu an 5 farkta çok güçlü daire gibi. Evet, ultisini açtı Mars. Arena'nın içinde kalanlar. Sadece Slark öldü orada. Ama karşılığında da muhtemelen aynen Mars'ı alacaklar diye düşündüm. Jagger ultiyi açtı ama ulti her yere sektiği için creepler de dahi maalesef hiçbir işe yaramadı. Çok hatalı konuşuyor. Evet, Jagger tekrar ölecek mi? Of. Orada eğer kaçmayıp Bristle'a bir kere daha vursaydı çok daha hızlı öldürebilir ve ölümden de kurtulabilirdi. Hala bir de ufak ufak flame'ler de geliyor. Ez. Ez mi ya? 8x mi ya? Ben Ez de yaptım bunu. 2x yazmış, pardon. Ruby'in durumu da çok iyi yani. Üzerinde atar lensi var. Yani dakika 18 için fazla iyi. Abi de hayır gerçekten. Hani Raiden şöyle 2 tane 3 tane sağlam fight alması lazım. Team fight alması lazım. Anca belki öyle toparlarlar durumu. Ya ben pick ban aşamasına çok hakim olmadım ama bir ulti görüp Jagger çektilerse zaten çok büyük hata yani. Ya hayır, Jagger çekmelerinin büyük bir hata olmasını geç, karşılıklı oynatmaları daha büyük bir hata oldu. Aynen, orada evet. Gerçekten çok... lane değiştirselerdi belki Mars'la ilk başta. Daha çok farklı hoş olabilirdi. Jagger'ın itemleri neydi diye sormuş patlayan kedi. İtemleri yok, sadece üzerinde Mass Storm'u var. Damage'i yok, sadece hızlı bir şekilde farm yapabilir ama dakika 19. Bilmiyorum, 35'e 40'a kadar yolu var bunun. İyi bir Jagger build'i görebilmemiz için sanırım bir 15 dakika daha bekleyeceğiz. 10-15 dakika. 15 dakika da Juggernaut'ın hiç ölmemesi lazım. Unlimited farm atması lazım bir de. Ama Slark'ın durumu bayağı iyi yani. Derken arena tekrar açıldı. Jagger'ın şeyini çaldı, Rubik ve çıktı arenadan. O arena hiçbir şey yaramıyor artık. Hani ultileri gerçekten iyi bir farm yapmadan hiçbir şey yapamayacak durumdalar dair takım için. Pudge'ın üzerinde de hiçbir şey olmadığını görüyorum. Ring of Vessel'su var sadece. Dagger mi koyacak acaba direkt? 1.5k gold'u var. Ama bak yine hata. Tiny yani. Echo Sabre tercih etmiş. Direkt Aghanim'e gidiyor. Tiny'nin Aghanim'e bu arada oyuna bir yön verebilir. Çok fazla ağaç gitmiş. Fırlatıyor. Tak 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 tak. Ağaçları kafasına kafasına. Aynen öyle. Bir kaya yakın bir damage üretiyor yani. Çok burst. Ama Silver Edge gerekiyor bu oyuna kesmeleri için yani. Pudge üzerine split level koymamış. Serisinin her derecelerini kapatacak bir şey oluyor. Birisinin ne kadar büyük bir sorun olduğunu farkında değil bir davranış şu an onlara. Bir skor board atsa görecekler bu kadar sorun olduğunu. Viper olsaydı zaten Brist oyun oynayamazdı. Bir yandan da sinsice farmlayan bir arka ordum var oyunda yani.
Evet, bu sefer güzel bir arena açıldı. Tam kaçmak, geri çekilmek üzereyken Fatlı'nı yakaladı. Orada Arch'ı öldürmeleri çok güzel bir avantaj oldu. Pudge yine öldü. Bir kuk çaldı bu arada. Mars da öldü. Ve orada diğer ikisi de ölecek. Yani ölmeye zorluyorlar bu. Hani evet, şeyin evet. Dediğimiz olay yani. Parça parça gidip sürekli. Ya bir kişi öldü çıkmıyor. Zaten üstün durumda değilsin. Sılar kaplıdı ve Jagger'ı yedi. Kıtladı orada yani. Yani hem Radiant çok yanlış fokus atıyor. Sürekli bir riske fokuslanıyorlar. Üzerine Stark'ta Lothar olduğunu biliyorlar. Map'te center yok. Ve chain die yapıyorlar. Sürekli bir kişi öldükten sonra gidip teker teker ölüyorlar yani. Selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Stalinex, teşekkür ediyorum. Sana da selam, hoş geldin. Ya arenanın gırtına gelmemeleri lazım şu an çünkü güçlü değiller yani. Arena yönetecekleri birlikte mecbaşlamayacak. Patlayan Kedi diyor ki bence arena gazına çok geliyorlar. Mars'ın ultisinin sesi değişse ölümler azalır. Evet, doğru söylüyorsun. İnsan o arena açılınca tamam ya hepsini bitirdik orada falan diyor yani. Vur bana şişko, nasılsın? Bir dahaki oyuna geliyorum. Gel, bekliyorum. Özledim seni izlemeye. RSL diyor ki ben demiştim Silo Rage var. Diff kasması lazımdı Jagger'ın. Jagger bir şey kasamadı ki. Hani Jagger bir şey kasamadığı için Diff kasamamış olabilir. Yine arena açıldı. Pudge arenadan çekti aldı. Mars'ı. Şu anda Mars ona çok kızıyor eminim. Pudge bunu ikinciye ya da üçüncüye yapıyor. Emin de Jagger'ın adı çekti. Arena'ya hook atmaması lazım aslında. Mümkünse arena'ya atılması lazım. Aynen öyle. Strelinex, izle, öğren. Biraz da botlarla antrenman yaparsan. Rıdvan hoş geldin. Kanka. Yani bilmiyorum, Radiant ısrarla hani fightlarda birisi odaki fokuslanıyorlar ama birisi kapatacak hiçbir şeyleri yok. Ne bir Vezel, ne bir Silver Edge. Yani Lothar bile yok kimseye hala. Bu arada 1300 gold kadar bir şey kaldı Aghanim'in bitmesine. Tide Aghanim'ini bitiriyor. Crimson almış. Crimson almış. Wicked, hoş geldin. Takip için teşekkürler. Evet, Crimson için ne diyorsun? İlk item. Yani Crimson zaten birisi şeyin farkında şu an böyle hani ölümsüz durumda. Önde Allah gibi tanklayabiliyor her şeyi. Silver Edge yok. Bir Vezel yok. Üzerine gelen fiziksel damage'leri de kapattı. Çok güzel seçim bence. Puan düşsen 2 saat. Birisi de damage üretebilecek tek şey şu an hani Lion'ın parmağı gibi görünüyor. Arkasını döndüğün hepsini tale tale kesecek yani. Tam bir kirpi modunda şu an. Liste hiçbir counter pickleri yok, hiçbir counter item'ları. Üzerine bir snowball oldu. Soru işaretleri de gelmeye başladı. Aslında orada Slark neredeyse ölüyordu derken üstüne attı Jagger'ı. Evet, Jagger ultisini açıp Mirana'yı da aldı oradan. Hem Slark hem Mirana kill'ini çıkardılar. Çok güzeldi. Evet, güzel bir atak gördüm. Çok önemli. Rascal, ve sallamayı bırak. Koş da şu Fulcrum'u öldür. Hadi Rascal. Bir tane daha vur lan. Allah seni. Geri döndün ya. Sana inanmıyorum. Güzel bir ya yani orada öleceksin. Öl. Öl orada. Hak etti ama ya. Aynen. Ama gerçekten hak ettin. Sen orada ha, o arch nasıl abi. Olamazsın ya abi. Aa, daha olay. çok enteresan ya. Vur bana şişko, ben de çok iyiyim. Teşekkürler, sizleri görünce yanımda daha iyi hissediyorum. Evet, Finger'la beraber Gristle'daki aldılar. Aynı söylediğin gibi Kutlu. Yani tek damage'leri o işte yani. Onun üzerine de bir pipe koyduğu zaman çok daha zorlanacaklar bir kesmekte.
Ben cenazesine bile gitmem diyor Jagger. O kadar katılırım ki patlayan kediye yani. Evet. Benim takımımda olsa şu an oyundan da diskonunu mutelemiştim yani. Çok mutlu bir şekilde. Çünkü hani ya bir pozisyon hatası yapıyorsun, ikiyi yapıyorsun, üçüncüde adamı kesmedin. Hadi misklik attın, mepe bastın, dön. Hani daha gizlilik yapma. Onu kesemeyeceğin Allah'ın emri. Bir de gidiyorsun üzerine ölüyorsun yani. Üzücü ya. Birisi de diyor ya kurban. Adam harbi şu an şey yani. 8 kişi gelin bari kesersiniz modunda. Bir istesi 500 lira maşallah var. Neden Move'la gidiyorsun? Atak ile gitse bile kesecek. Doğru söylüyorsun. Hadi Move'la gittin. Abi son bir ata var ya. Bir tane atak yapacaksın. Sağ klik. Tık. Keseceksin onu orada. Juggernaut tabi bütün şeylerini böyle Blade Dance'larını çok boşa harcıyor yani. Hani defansif harcayıp TP atabilir. Onun TP'sini kapatacak hiçbir şeyleri yok şu an. Sürekli ofansif kullanıyor. Ya ulti çıkışını atıyor, ya ultiden önce creep evi temizlemek için atıyor. Hep yanlış hareketlerde. Maçın MVP'sini bilmiyorum ama benim en çok gözüme batan Juggernaut oldu. Oyunun mantığı ne? Hiç şey oynadın mı Stalemate? MOBA oyun oynadığın bir MOBA oyun var mı yani? Öyle söyleyeyim. LOL falan. Hiçbir şey oynamadıysan bu oyuna alışman ve öğrenmen en az bir yıl ben sana söyleyeyim. O da tamamıyla öğrenmek değil yani hani. Oynamaya başlayabilmek bir yılını alır. Harita mekanikleri, hero mekanikleri. Aynen. Yani. LOL oynadıysan işte LOL'ün atası diye bazı yerlerden güzel oyun bu. Anladım. Normalde böyle çıkıyor. Lütfen 3 tane çakmak var, hiçbiri yanmıyor mu gerçekten? Benim de öyle. Kim ya. 3 çakmam var. 3'ü de öldü ölecek. Bu arada Ghost almış. Ya Ghost almıştı zaten Line. Ghost'u var hala üstünde ama Magic City'ni staff'a çevirmediğini görüyorum. Emin hemen orada atladı. Ghost'unu bastı kaçtı. Çok güzel açıldı arena. Rubik orada Pudge'ın hook'uyla Jagger'ı çekerken Pudge da Rubik'i çekti. Bak güzel bir şeydi, hareketti orada. Pudge'ı takdir ettim. Miran'a Vissel'ini Pudge'a attı ve orada Pudge'ı öldürecek sanki. Derken Zebellak yetişti. Miran'ı orada. Yani Regent'ın MVP'si net bir şekilde layığında. Tek başına adam çaba gösteriyor. Farklı rolde olsa belki başka şeyler yapabilir. Ya Tiny? Tiny tek başına oynuyor. Sebahat da çok hatalarında bu arada ya bu oyunda. Evet. Yanlış hook'lar attı. Karşında Rubik var. Hook'a basarken direkt rota açman lazım ya. Ki Rubik rota alsın, işlevsiz kalsın. İki ya da üç defa net hook'la iş yaptı yani beni gördü. Ki atarlansı olan bir Rubik yani. Bu paydan daha uzun range'de şu an hook atabiliyor. Ocaktan yapacağız değil mi sigarayı? En sevdiğim. Hoş geldin Alp. Nereye gitmiştin? Mantığı aynı kule falan. Tek fark abi burada hero'ları da, kendi hero'larını da, kendi creep'lerini de deny'layabiliyorsun. Sonra kamp stackleyip kamp bloklayabiliyorsun. Yani daha detaylı diyeyim. Mekanikleri daha evet, detaylı. Evet. Oyun içi mekanikleri çok farklı. Yani kendi ünitenden olan her şey önce onları binalarda dahil buna. Balanır Osman diyor ki bilin bakayım neden lobide değilim? Neden değilsin Balanır Osman? Bilemedik. Vallahi yarılırsa ben de Berat'la bir katılırım lobide ya. Berat'la bayağıdır oynuyoruz. Dambalan hoş geldin. Dambalan 31. Nick'ini okuyunca kafamda istemsizce o dayının melodisi çaldı ya. Dıngıl Dandayı'nı. Aynen benim de öyle oluyor ve Dambalan her geldiğinde bir tane Dambalan çalıyorum yani. Vazgeçilmezim. Aklıma getiriyor hemen Dambalan'ı. Olacak diyor ya. Ben saçımı yaktım ya lisede yılbaşındayken hocam sen sigara kaldı. Üniversitede çıktı o kızım yani. 5 yıl falan çıkmadı. Evet, Ruby'nin ultisi fake'ken Black Sabbath, Ruby orada güzel yakaladı. Kill Black Sabbath'ta kaldı.
Bu arada 2400 canım var. Sebe yatın. Sebe saçımın sağ iç tarafı bayağı bir yandı benim böyle. Alev aldı. Yumurak dondurdum ve 5,5-6 yıl çıkmadı yani. Üniversitedeyken çıkmadı da. Ne çıkmadı? Ha saçın çıkmadı. Ben yakarken saçımı yakmıştım. Aman tanrım. Ne kadar çıkmadı dedin? 6 ay mı? 6 yıl. Evet, lise 2'nin yılbaşında yaktım. En son üniversitedeyken falan tekrar bu doğru yukarı. Saç derini mi yaktın niye? Bilmiyorum, herhalde komple yandı orası böyle bir şey olarak, top olarak. Kaş ve saçın belli kısımları yanınca kolay çıkmıyor. Evet, Mirana'yı güzel hookladı orada Anıl. Isırdı ama aynen öldüremedi. Aşırı. Orada Arçın da saldırısıyla birden... Arç'ı öldürdüler. Miran'a öldü ama karşılığında Mars ve Black Sabbath'tan oldular. Ward'un çok efektif diyemem zaten bu oyun için de. Ya bu oyun direkt Slark efektif. Aynen öyle. Bristle ve Slark yanmış lan. Bristle. En çok Bristle. Abi Bristle öldü mü takım dağılır. Bak Bristle aynen başka yere gittiği zaman... Takımda öldüremedikleri kişi yok aslında. Bir tek Bristle onları çok fazla tutuyor. Jagger Bristle ultisini açtı. Derken Lion'dan fake bir stun oldu. Fail bir stun. Niye fail'a fake diyorum onu da anlamadım. Saçmalık. Slark'ın ultisi var ama mana saz olduğu için dönmeyecek. Aa hayır. Boşa giden bir arena. O arenayı kapat dostum. Ne fail üzerine failler. My favorite. Ben Radiant'ın çok fazla fail var bu oyunda. Normalde hiç böyle hani eleştirmem bunları da çok fazla yani. Yani her combat'ta 1-2 fail hamle görüyoruz yani. Ne oldu Fondip Tayyar'a? Kimse Fondip Tayyar için bir şey söylemedi ya. Ben Nick'ini beğendim dedim ya herhalde. Ha, Nick'ini beğendim demiş. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hala müziğin sesi yüksek mi ya? Ben de Berat'a da selam olsun. Buradan Kutlu'ya selam veriyorum. Biz de söyleyin agölüm alsın. Yani ben bu arada Lion'ın Ghost tercihini de çok doğru buluyorum. Çünkü karşıda Rubik var, Mirana var ve Artboard'un 3. skill'i yani Ghost'u bastan 2 tane Spark Bait'i ölecek yani. Ghost da çok doğru bir tercih değil. Eul ya da ben olsam Grimmer Cape ikisinden birini yapardım. Eul'u bizim Türk dalasında çoğu insan kullanmıyor. Özellikle 3K ile 4.5-5K arasında yani. Çok defansif bir item. BKB kadar etmek. Dust'ını siliyor. Her türlü debuff'ı kaldırıyor üstünden. Biraz herkesin Eul'a saygı göstermesi lazım yani. Yana dram da koymuş üzerime. Üzerime travel yapmış. Şimdi Mijo koyuyor. Abi Eul çok efektif bir item yani. Hani ofansif olarak da defansif olarak da her türlü kullanılabiliyor. Müthiş bir item yani. Eul Dagger aynı şekilde. Aynen öyle yani. Doğru zamanlamada Eul'un üzerine gelen dispel ile birlikte kaldırıp direkt Dagger'ına kaçabiliyorsun yani. Özellikle SF ve Immokron'un çok sık bir yorum yani. Ark Ward'un çok güzel farmı oturdu. Üzerinde Midas'ı da var. Yani itemların ne tercih ettiği hiç bilmiyorum. Umarım artmıştır. Eul kullanışı %67 oranda arttı. Teşekkürler dostum demiş. VT47. Eul Blink önemli. Patlayan Kedi bence çok bile uzattılar oyunu diyor. Haklı. Yani. Ya çok basit. Gidip bir tane Roche alıp şu an High Ground'da... Balonlar Osman'ın anti-mage'e bile Blink almışlığı varmış. O biraz sapık yapar. Ablacım bana kola. Hadi bebeğim. Bir ay bir şey söylüyor abla. Bir de bir bardak su isteyeceğim sanmış. Evet. Yani nihayet. Shadow.
Bileklerim var cicak. Bileklerim ağrıyor. Eve gitmeden abla. Şimdi 40 yılda bir geliyor. Öyle bir kullanıyorum ki bu avantajı. Evet. Rubik ve Mirana'yı hemen aradan çıkardı. Çıkardılar. Şey de açıldı. Marsorti de açıldı. Harika. Slark da gitti. Bir tek biri Silvek kaldı abi. Tiny'nin Aganimeli'nin etkisi. Yani Tiny üzerine bir Silvek koyarsa bu arada oyunu çok rahat sayabilir. Doğru pozisyon aldığı sürece. Evet. Arkord'un eşitliği da avantajlı. Bu defa sıkıntı yaşamadım. Mars hem aranasını açtı hem üzerine gitti. Spear'ını da tutturdu. Spear'la da onu itekleyerek. Güzel oldu. Güzel toz. Muhtemelen Aganimeli'nin toz. Toz'u zaten spoiler üstünde diye düşünüyorum. Tiny'de ne var mı? Kritik mi? Tiny'nin Dota'ı da var. Onu da edge yaptıktan sonra birisi de çok rahat çıkardı. Arch da geldi oraya. Evet. Pezevenklerin elinden aldı Black Sabbath onu. Salsa bu arada ne güzel TP'sini atacaktı. Black Sabbath'tan yine güzel aldı. Black Sabbath bugün şey takımını trollemeye oynuyor. Yani inanılmaz. Harika ya. Dendi mübarek. Bugün çok başarılı Black Sabbath'ın performansı var. Çok beğendim. En azından iyi niyetli öyle demeyin. Kalbi temiz. Öyle öyle. Üzerine pipe da almış, dagger da almış. Keşke bir de Mezolas'ı takımdan birisinde güzel olacaktı. Bana da biraz öyle geliyor biliyor musun? Sabahat hani bir ehkem var. Sinere. Sabahat ayı kafayla girmiyor bence. Ondan seviyorum izlemeyi. O senin. Ben Ferro. En sonunda, evet. En sonunda. Hatırladılar ki, şurada bir Roche vardı. Gidelim alalım dediler. Belki bir işe yarar. Belki bu sefer Highground'a çıkabilir. Akıllarına geldi diyor patlayan kedi. Benim bildiğim bu belli bir range'den çekince bozuyor ya. Patlayan kedi, sen bir tek tekiz mi oynuyorsun? Adam gerçekten patlıyormuş. Patlıyor canım. Klibini attım ya. İzlemedin mi sen? Ben galiba çay alıyordum ara. Hiç patlayan kedinin klibini izlesene. Chat'e attım. Hemen bakıyorum. Abi fıtık etti o maç insanları. Herkesi öldürüyor. Hiç yani kesinlikle fan lobilerin hepsinde olması gerekiyor. Kanser etti kanser o maç milleti. Nereye gitseler bom. Nereye gitseler bom. Yani sürekli karşıya sentri masrafı var. Yeşil bombasını koyuyor. Çok tatlı ya. Bir de tepkini almışlar. Çok arena açıldı. Black Sabbath bu sefer arenadan birisini çekmektense arenaya girmeye karar verdi. 11 saniye var. Yine Bristleback ile karşı karşıya kaldı ama Tiny yetişti. Juggernaut el sallayarak geri dönüyor. Tiny ağaç yamrını tuttu orada. Arch'ı öldürdü. Ruby'yi de alacak. Evet, Rubik de öldü. Geriye yine sadece Bristleback kaldı. Onunla da bir sürü uğraşmayacak ben bu kadar. Ve üzerinde abi Aegis var birisinin. Kolay olmayacak yani. Biraz İki kere biraz öldürmek. Olacak. Aynen öyle. Aegis'i liste vermek bence mantıklı seçimdi bu arada. Abi Brist'ten başka kimse yok aslında baktığın zaman. Ben özür diliyorum size, buraya net değerleri açmamışım, kimse de uyarmadı ama
Gerçi Tiny daha çok kasmış. Yine de kasmış ve bir isim bek. Kadar bir tehlikeli değil. Baksana. Hala daha ölmedi abi. Tarzı bir şey koyarsa. Gel gel yazıyor ya chat'e. Tam bir mahalle abisi şu an burası ya. Vurdun, dieback oldu bu arada. Dead Lucian çok nasıl hero'ların karşısında alınıyor, yani daha çok tercih ediliyor. Ya Dead Lucian daha çok işte yani Tiny'yi tercih etmelerinin sebebi Wraith çok fazla vuruyor. Ben mesela şeyde de çok seviyorum, Terror Blade'de Dead Lucian'ı da çok seviyorum. Meta'yı basınca Wraith Greed çok fazla oluyor. Üzerinde Fly Sicker ile böyle 1k damage çıkarıyor. Ondan sonra neyi de görüyoruz. Artboard'un da bu arada Rakirik bu ülkesi falan işte yine Flyer'ı vesaire. Onun üzerine de böyle işte bunlar. Çok fazla damage oluyor. Yani Dark Speed'i güçlü ama Dark Speed'i fazla oluyor da Sniper. Yani daha çok ecelik tirolarını tercih ediliyor. Tiny biraz şey burada hani SSR olarak. Bu arada Sivreci varmış Tiny. Oo, Slark'ı güzel güzel bir şekilde arenada yakaladılar ve öldürdüler. Bir comeback izleyebiliriz Ecelik'le. Bak çok hatalı oynamaya başladı. Bütün üstünlüğünü kaybettiler. Sonunda Aegis'i düşürebildiler. Bir kere daha öldüreceksiniz. Hadi bakayım. Aynen. Şimdi Tiny'nin Silver Edge'li biraz daha rahat. Rubik tekrar öldü. Yok, Bristleback dışında hiç kimse hayatta kalamıyor abi takımda. Kasper de ben aynı şekilde. Oyunun başından beri yalvarıyorum. Neden Vezel kasmıyorsun? Takımdakilere neden Edge yapmıyorsunuz? O kadar haklı ki. Ya aslında Tiny kastı ama Tiny de bunu üçüncü item olarak tercih etti. Yani, Tiny'nin son item tercihi ne olacak acaba? Yoksa mobilite için Dekor yapmış şey mi koyacak? Ama sanmıyorum Mecde Dekor yapmış yani. Assault koyabilir. Ondan sonraki farm durumuna göre Aghanim'i yiyip üzerine bir muşak da olabilir. Ama şu an daha çok yani Aghanim'i ne oynuyor? Ağaç fırlatıp attı damage oynuyor. Bir tane Dezo gelirse Mars'a. Ne? Anıl gidip pacı almış ya bir de diyorsan. Hasan şu pacı görmen lazımdı ya. Oyunu izlemedin. Yeni geldin herhalde. Bilgisayara yumruk atabilirdin oturduğun yerde. Neler yaptı neler. Merhaba Hidir hocam. Hoş ama geldin. Yine de iyi kalpli. İyi kalpli bir takım arkadaşı onun. İyi niyetli, iyi niyetli. İyi ki yokmuşum diyor Hasan. Aynen öyle. Yani diğer dördünü kesseler bir risk gidiyor bu sefer bir yerden. Direkt buitlere oynuyor yani adam. Bir de tam görev adamı. Şey de yapmıyor yani. Fight'ın da tanıtamıyorsa diğer taraftan da direkt buitlere vuruyor. Evet, Jagger ulti hiçbir şey yapmadı ama... Yani yine yanlış pozisyonda okumuş bu. Ama yine en azından sarkı yapıyorlar. Rusakları var mı? Rusakları var mı? Tiny bir Rusalback'e yürüyor. Sniper Rage'ini bastı. Evet, vurdu. Yani takım güzel. Arkadaşlarının iyi yardım etmesi lazım. Bu arada Brist yani... Evet, ölecek orada. Gözeme göreceğiz. O havaya zıplama olayı neydi abi ya? Kaç kere havaya zıpladı derken öldü. Hadi artık. 3 toss ya. Abi şaka gibi ya. Pacenin üzerindeki Vezel eğer bitmiş olsaydı, yani bir Vezel koymuş olsaydı şu an. Ne taras çalışacaktı ne birisi oradan kaçabilecekti. İnanılmaz. İnanılmaz seyirciler. İnanılmaz. Allah'ım yani lütfen Vezel ya. Lütfen ya. Rally de bitirdi. O daha hayatta ölmez diyor. Bitirdi.
Ya kanka bak, Pudge'in üzerinde dakika 15'te mi 16'da mı ne bir tranquili vardı. Ring of Possibility vardı. Dedim ki bir, üzerinde 1.5 kadar gold var. Umarım benim şey koyar yani. Vezel koyar. Yok. Aynen, ben de onu dedim. Bir de Octarine koysa dedim şeyle tatlı bir bitti. Tam ölüm seçtim şu an. Üzerinde spaller still de var. Yanıma alayım bir şey yok. Daha gelirken bir valla yani Tiny'nin reddiği demek çok fazla ama şu an dahi rakibinde de sadece hani efektif olan Brist yani. Ark Warden bilmiyorum çok spamladı bir yol ama parmaklar böyle bir tık yavaş gibi hani çok max oluyor diyemem yani. Hasan'ın oynadığı Pudge diyor kaybetmeye mahkumdur. Bu Pudge Hasan oynamıyor ama. Ama bu çok tık bilmez. Hasan'ın Pudge'ına laf söyletmem. Hidrojen. Valla ben Hasan'la dün bir Pudge oynadım, gayet memnunum yani. Pudge demek Hasan demek. Hasan demek Pudge demek. Ha, oynamadı demiş bu arada. Evet, ben de çok ödüm. Ben böyle gibi ecelerek yazdı adam, anlıyor. Ben abi ikinci ekranım yok, bilgisayarım kardeşimde ya, küçücük ekrandan okuyorum, yazılar da minicik minicik, o yüzden affedin, hemen de bok atmışım hidrojene. Zaten görmüyor kız. Kes be kes. Vallahi ben de umuyorum Radiant alır yani. Betime Radia bastım ben. Ben de Radia bastım ama Radia alamıyor. Yani Bristleback gibi güzel bir problem. Çıkılmayan Spirit Vessel, atılmayan Counter Pick. Bunların sebebi yani. Netlerin 14 kalmasındaki sebeplerden biri... Gördün değil mi Hook'unu? Pudge'ın Hook'unu gördün değil mi? Evet, bu sefer gördüm. Bazen de güzel Hook'ları attı şimdi. O bana yayın tekrarını izleyecektir sonra neler söyledik hakkında diye. Çok da gömmek istemiyorum. Black Sabbath harika Hook'lar gösterdi bize bu oyun yani. Birden değilse iki Black Sabbath şu an benim. Birden de iki Black Sabbath. Öyle, benim top tier listemde. De ki Hasan hiç beğenmemiş. O zaten yayın tekrarını izliyor, yazdıklarını da okur. Yani Brist'in 30 kamerat orta oturması. Bu arada ben Ark Warden'dan daha efektif ve daha fanlı bir oyun bekliyordum açıkçası. Çünkü Hiros'u fan konusunda çok üstü gibi. Yani 50 dakika için üzerindeki itemler bir tık az yani. Tiny'ye karşı güçsüz kaldı. Şey de olabilir, hani biraz daha hero denemek için de pikletmiş de olabilir. Çok bir hakim olmayabilir çünkü Warden oynaması zor bir hero. Ama kuleleri çok hızlı eritiyorlar abi, zor tutuyorlar. Yani mega yaparlarsa dair takımı bitirebilir buradan oyunu. Kuşları çok güçlü. Radiant'ın şu an zaten pet tutunma sebebi... Aa şey oldu. İnternet kafeden bağlantılar kesildi şu an. Şimdi orada pause atılır mı bizdeki oyun? Fight ya. A fight da iki adam da hayatta yani, onlar da hani fight da bilmiyorum çok. DT dot %50'sini alıyorsun. %50 kazanıyorsun. 100 yatırıp 50 kazanıyorsun. Aynen öyle ki ikisi de hayatta ve Ark Warden'ın efektifliği üzerinde tutulattı onunla birlikte. Kumarcılar size. Hele en büyük kumarcı Hasan aranızda.
Bu arada Juggernaut yok oldu ulan. Uyumadan önce betleri yatırıp öyle uyuyor. Ben diyor uyurken diyor kazanırsam geri gelir mi? Yine de kazanır evet, mıyım diyor. En büyük kumarcı olsam. Bu insafsız oranları iddia bile yapma demişler ya sana. Ama bu insafsız. Yani adam daha insafsız. Benim gönlüm zengin. Black Sabbath'ta orada ölecek. Daha önce bu arada oyunu aldı gibi ya. Aldı. Şimdi Mega Vay yapacağım. Be, çok bir işe yaramayacak. Son fight arkadaşlar. Silverage'ine 5 saniye. 2 saniye. Aman tanrım, dieback oldu Tiny. GG. GG verdiler zaten. Evet, makarnaşın farkı değil. Şimdi bu benim kardeşim nerede? Şey nerede? Orçun. Neredesin? Chat'te misin Orçun? Ryan son bir kadar ayak parmağını bastı. Bu arada yani GG verip biri çıkmıştın aynen. GG'yi bozup devam ettin. GG de vermiyorlar. Birileri yani, iptal ediyor. Hayır yani. Bunu çevirebiliriz. Devam edelim deyip. Yani şu inancın yarısı olsaymış da artık zamanında İstanbul'u bunlar fethedermiş aşağıda. İstanbul'da 27k fark var abi. 52 dakika oyun oynadılar. Ve kaybettiler. Bana ben çok etik gelmiyor GG'yi. Yine 1000 gold kaybettim abi. 1000 kez kaybettim. 1000. Ben de kaybettim biraz. Vallahi ya Allah kahretsin. Mallarlarının başka biri gitti. Kim kazanır desem kaybediyor ya. Ben chat'e baktım, herkes dedim şey atıyor, 0 bet atıyor dedim. Lira bakma lan. GG'yi niye bozdular ki diyorsan. Hakikaten niye bozdular belli değil. Şu an Radiant'a gerçekten yani üzülüyorum. Daire sadece 2 kişi bet basmış. Kazananları açıklıyoruz. Beyler bayanlar. Kamikaze 117 kez. Aa ben de yatırmışım abi. Sen var ya hep bizi kandırıyorsun ya. Tabii ya, Falkrum'a yatırdım. Şey, direkt lobiden çıkmış galiba. Ha geldi, seviyorum işte. Direkt Discord'dan da mı çıktı da? Vallahi göremeyince.